Yes. Ben şey diyecektim. Yaş. Seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Ben seninle konuşabilmek için yalnız olduğum bir anı bekliyordum. Ne söylemek istiyorsan Artie'nin yanında söyle. Yaş, lütfen beni dinle. Bu konuyu Artie'nin yanında konuşamam. Ayu kaçırıldıktan sonra o kadar üzüldü ki. Şimdi Ayu hakkında bir şey duyarsa buna dayanamayabilir. Ayu hakkında mı? Söyle, ayu nerede? O iyi mi? Bir şey mi oldu? O nerede? Lütfen söyle. Söyle Yaş, bana. ben de seninle bunu konuşmaya geldim. Şey, çocuk kaybolduktan sonra durumun hiç de iyi değil Yaş. Ve seni böyle görmeye dayanamıyorum. O yüzden ben bu işi çözmek için özel bir dedektif tuttum. Dedektif mi? Evet Yaş. Ve o çok önemli bir ipucu buldu. O yüzden bugün Bhopal'den Mumbai'ye geliyorum. Çünkü bana bu meseleyi telefonda konuşamayacağını söyledi. Bak, ben onunla bir an önce görüşmek istiyorum. Bütün toplantılarımı iptal edeceğim ama onunla mutlaka görüşmem gerekiyor. Yaş, ben de bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyorum. Yani demek istiyorum ki onunla bir görüşme ayarlayacağıma emin ol. Ve onunla nasıl, nerede ve ne zaman görüşeceğini bana bırak. Senden sadece bir ricam var. Bu meseleden kimseye bahsetme. Özellikle de Artie. Çünkü Ayu'dan bahsedildiğini duyunca panik olacak. Bu yüzden duygularına hakim olamayıp suçluların dikkatini çekebilir. O dedektif bu ipucunu bulmak için gerçekten çok uğraştı. Ve şimdiye kadar verdiği bütün emekler Artie yüzünden çöpe gidebilir. Ve Ayu'ya bu kadar yaklaşmışken onu bir kere daha kaybedebiliriz. Tamam, için rahat olsun. Bu konudan kimseye bahsetmeyeceğime söz veriyorum. Ama onunla bir an önce görüşmek istiyorum. Ben bunu senden daha çok istiyorum. Teşekkürler. Planımı uygulamaya koydum. Ve görünüşe bakılırsa yaşı tuzağıma düşürdüm. Şimdi Artie de hiçbir şey yapamayacak. Benim geçmişimi ve benim hakkımdaki gerçeği öğrenerek çok büyük bir hata ettin Artie. Ve şimdi bu hatan yüzünden hayatının sonuna kadar pişman olacaksın. Aman, bir şey mi düştü? Sürpriz. Bugün anneler günü. O yüzden bütün anneler için bir sürpriz yapmak istedik. Anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Teşekkürler. Anneler günün kutlu olsun anne. Anneler günü kutlu olsun anne. Teşekkür ederim. Paridi, Ayumuz daha çok küçük. O yüzden onun adına anneler gününü kutluyorum. Çok teşekkürler. Çocuklar büyümüşler de annelerine pasta bile yapmışlar. Ama zaten her günümüz anneler günü değil mi?
Evet abi, doğru diyorsun ama bugün özellikle annelere adanmış bir gün. O yüzden tadını çıkaralım ha? Ha evet, evet hocam. Her günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Mutlu olun. Hepiniz çok yaşayın. Tanrı hepinize uzun ömür versin. Bu özel günde cemiyetimizde anneler günü kutlaması yapılacak. Evet, ve hepinizin gelmesini istiyoruz, tamam mı? Evet, akşam saat 5'te. Amca, yenge, siz de geleceksiniz değil mi? Gelecek, değil mi? Tabii ki geleceğiz. Pratik amca, Pari yenge, bebeği de getirin, tamam mı? Evet, tabii getiririz. Merak etme Aş, hepimiz geleceğiz. Baba, sen de geleceksin değil mi? Babama söylemene gerek yok ki, o zaten gelecek, değil mi? Yaş akşam saat 5'te benimle birlikte olacak. O zaman anneler günü kutlaması. Baba, bir şey söyle. Çocuklar, çok önemli bir toplantım var. Buraya yapmak için geldiğimiz işi yapmamız gerekiyor, değil mi? Gelmeyeceksiniz. Bakın ne diyeceğim. Benim yerime anneniz sizinle gelecek. Hı? Yaş oğlum. Çocukları neden üzüyorsun? En azından bir süreliğine gelebilirsin oğlum. Hayır anne, mümkün değil. Anne, lütfen babama söyler misin? Yaş, ayarlamaya çalışamaz mısın? Çocuklar ısrar ediyor. Onların mutluluğu için. Artı, biliyorsun sen benden bir şey isteyince hayır demek hoşuma gitmiyor. Ama lütfen anlamaya çalış. Bu çok önemli bir iş. Önemli bir iş mi? Çocukların mutluluğundan daha mı önemli bir iş? Üzülmeyin çocuklar. Babanız ne isterseniz yapıyor, değil mi? O zaman belki de çok önemli bir işi olduğu için gelemiyordur, değil mi? Hadi gelin de şu pastayı kestelim. Evet. Hadi bakalım. Yaş çocukların mutluluğu için bile kabul etmedi. Hangi iş bu kadar önemli olabilir? Artı, ne yapıyorsam çocuğumuz için yapıyorum, ayımız için yapıyorum. Merak etme. Ayıyı mutlaka geri getireceğim. Yaş, dedektifle konuştum. Onunla bu akşam saat 5'te Hotel Blue Diamond'da buluşuyoruz. Geliyorsun değil mi? Yoksa anneler günü etkinliğine mi gideceksin? Evet geliyorum, evet mutlaka. Tam saatinde orada olacağım. Özür dilerim Yaş. Bu gecenin sonunda benimle gelmeyi kabul ettiğine çok pişman olacaksın. Ve keşke çocuklarımı üzmeseydim diyeceksin. Ama ben hiç pişman olmayacağım. Çünkü uzun bir bekleyişin ardından sonunda hayallerim gerçek olacak. Demek sen bana tokat atarsın, öyle mi Arti? Beni küçük düşürürsün. Şimdi göreceksin. Elinden her şeyini alacağım. Eğer sana inandığımı düşünüyorsan fena halde yanılıyorsun. Sana hiçbir zaman inanmayacağım.
Hiçbir zaman. Ve o yüzden her hareketini yakından izliyorum. Aklından neler geçtiğini biliyorum ve amacına ulaşmana izin vermeyeceğim. Hiçbir şey yapamayacaksın artık. Zaten oğlunu çoktan kaybettin. Ve şimdi de kocanı kaybedeceksin. Hayatımda şimdiye kadar çok şey kaybettim. Ama şimdi bütün dünya gelse bile benimle başa çıkamaz. Ve hiç kimse benim olan bir şeyi elimden alamaz. Tanrı'nın da yardımıyla mücadele edeceğim. Ve ayımı bulup getireceğim. İşte o zaman hayatım tamamlanmış olacak. Yaş ve çocuklarımla birlikte mutlu hayatıma yeniden kavuşacağım. Kocanla birlikte yeterince mutlu bir hayat yaşadın artık. Şimdi sıra bende. Bu gece Yaş'la aramdaki bütün mesafeler kalkacak. Yaş her şeyi unutacak ve benim kollarımda olacak. Benim kollarımda. Artı bakar mısın? Geliyorum Yaş. Bir dakika. Yaş, sen ne yapıyorsun? Şunu açar mısın lütfen? Tamam, bekle. Düğmesini açmadan gömlek giymeye çalışırsan böyle olur işte. Artı şimdi bunları bırak da beni buradan çıkar, boğulmak üzereyim. Hareket etmez misin lütfen? Bir dakika bekle. Teşekkürler. Bir dakika. Artı? Aha, affedersin. Artı. Hiçbir şeyi düzgün yapamıyorsun. Teşekkürler Artı. Saçın. Artı, çektiğin bütün acılar çok yakında sona erecek. İnan bana. Bana güven lütfen. Sana tüm kalbimle güveniyorum Yaş. Artı, çocuklar benim yüzümden çok üzüldü. Sen hiç merak etme Ben üçüyle de konuşacağım ve eminim anlayacaklar. Artı'ya her şeyi anlatmalıyım. Ona bu zorunlu işin ayıyla ilgili olduğunu söylemeliyim. Artı, biliyorsun değil mi? Benim için senin ve çocukların mutluluğu her şeyden daha önemli. Peki, bunu bilmene rağmen benim kutlamaya gelmek istemiyor olmamın önemli bir nedeni olabileceğini hissetmedin mi? O yüzden sana sordum ya. Neden böyle bir şey yaptın? Artı, siz kutlamadan geri döndüğünüzde sana her şeyi anlatacağım. Ve hatta kim bilir, sana büyük bir sürpriz bile yapabilirim. Tamam. O zaman sürprizini kendine sakla. Bana söyleme. Çocuklar zaten üzüldüler. Ve eğer bana sürprizin ne olduğunu söylemezsen bütün gece bunu düşüneceğim. Çok merak edeceğim ama senin için rahat olacak, değil mi? Artı, lütfen. Lütfen bana biraz zaman ver. Ondan sonra sana öyle bir sürpriz yapacağım ki hayatının sonuna kadar unutamayacaksın. Ve aramızda bu küçük yanlış anlamalar var ya, hepsi tamamen geçecek. Ve ikimiz sonsuza kadar birbirimizin olacağız. Sonsuza kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.